Merhaba sevgili abonelerim. Bu videomda sizlere Noel'den bahsedeceğim. Noel nedir? Hazır Noel yaklaşıyorken sizleri bu konuda bilgilendirmek istedim sevgili abonelerim. Noel her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş ve Milat Yortusu olarak da biliniyor. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dini motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar. Noel her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks kiliseleri Julian takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocağı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu bazı ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir. Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel'i Julian takvimine göre kutlamasının nedeni miladi takvimini Katolik Papa 13. Gregory tarafından düzenlendirilmiş olmasıdır. Bununla birlikte bazı Ortodoks kiliseleri miladi takvime dönüşüm yapmış ve 25 Aralık'ta kutlamaya başlamıştır. Evet, etimolojisine bakacak olursak, Noel sözcüğünün kökeni Latince natalis yani doğumdan gelir. Noel doğum demektir. Kökeni natalistir. Türkçe'ye Fransızca Noel sözcüğünden geçmiştir. Günümüzde başta İngilizce konuşan coğrafya olmak üzere bazı batılı ülkelerde Noel anlamında kullanılan Christmas ve benzeri diğer kelimeler ise Yunanca Christus, Mesih ve Avan Latincesindeki Mesa, Evkarisya, Aini kelimelerin birleşmesinden oluşmuştur. Mesa sözcüğünün kökeni ise yine Latince Missa, yollama, gönderme sözcüğüdür ve muhtemelen ayın sonunda cemaatin dağılmasına işaret eder. Almanca'da Noel anlamında kullanılan Weihnacht sözcüğü kutsal geceler anlamına kullanılmaktadır. Biliyorsunuz Nacht Almanca'da gece demektir sevgili arkadaşlar. Weihnacht ise kutsal geceler anlamında, Noel anlamında kullanılıyor. Eski İngilizce'de Noel anlamında kullanılan Yule sözcüğü muhtemelen Norse dili kökenli Jol sözcüğünden gelir. Jol paganların 12 gün boyunca kutladığı kış gün dönümü bayramıydı. Hristiyanlık yayılınca Noel anlamında kullanılmaya başlandı. Evet sevgili arkadaşlar, tarihçiye bakacak olursak milattan önce Noel kutlamalarının saf dini inanca sonradan katılan bir gelenek olduğu iddia edilir. Bu iddialara göre antik çağlardan beri kutlana gelen pagan kış festivalleriyle Roma'da yayılmış Mitraizm'in kış festivalleri, Yul ve Saturnale'deki uygulamalar Noel'in kökünü teşkil etmektedir. Roma İmparatorluğu'nda ise 25 Aralık Güneş Tanrısı'nın doğum günü olarak kabul ediliyordu. Roma halkı Hristiyanlıktan önce büyük oranda putperestti. Noel, İsa'nın doğumu. Noel, Hristiyanlıkta İsa'nın doğum günü olarak kutlanır. İsa, M.Ö. 4, M.S. 30 ile 33 arasındadır. Hristiyanlıktaki temel figür. Doğum ve ölüm tarihleri konusunda tarihçiler arasında fikir birliği yoktur. İsa, Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye eyaletinde kendisi de bir Yahudi olan Meryem'den dünyaya gelmiştir. Hristiyanlıkta ve İslamiyet'te Tanrı tarafından babasız olduğuna inanılır. Soyu üvey babası Yusuf'a göre tayin edilir. Buna göre soyu Davut peygambere dayanır. İslami kaynaklarda ise Meryem'in daha sonra evlendiğine dair, yani Hazreti Meryem'in daha sonra evlendiğine dair bir ifade yoktur. İsa'nın doğumundan Kitab-ı Mukaddes'te yalnızca Luka ve Matta İncillerinde bahsedilir. Bazı iddialara göre ise İsa kış mevsiminde doğmamıştır. Luka İncili'ne göre İsa'nın doğduğu zaman çobanlar çayırlarda sürülerini otlatmaktaydılar. Bazı kaynaklara vaftizci Yahya Yahudi fısı yani mayasız ekmek bayramında yani 15 Nisan'da doğmuştur. Vaftizci Yahya'dan 6 ay sonra doğan İsa'nın Ekim ayı içinde doğmuş olması gerekir. İslam'da Zekeriya'nın eşi yani Yahya'nın annesi ve Meryem'in yaklaşık yani Hazreti Meryem'in yaklaşık zamanlarda hamile kaldıklarına dair rivayetler vardır. İbn-i Kesir'in Kur'an tefsirinde Zekeriya'nın eşinin Meryem'in teyzesi olduğu ve hamile kaldıklarında ilk birbirleriyle konuştuklarından bahsedilir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'e göre Meryem hurmaların taze olduğu bir zamanda doğum yapmıştır. Evet, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde yer almaktadır. Doğu Roma ve Bizans dönemi.
Hristiyanlara 300 yıl kadar süren baskınların ardından Roma İmparatoru Büyük Konstantin M.Ö. 313 yılında Hristiyanlığı kabul etti ve Roma'da Hristiyanlığa ve diğer dinlerle birlikte resmen izin verdi. Zamanla Hristiyanlık Roma İmparatorluğunda en yaygın din haline geldi. 1. Konstantin'in diğer pagan gelenekleri Kutsal Pazar günü Isis modeli Meryem Ana, Güneş gününü de toplumda barışı korumak ve karma bir din oluşturmak adına Hristiyanlığa adapte ettirdiği ve İsa'nın doğum günü olarak kabul ettirdiği iddia edilir. Bazı kaynaklar İsa'nın doğum günü olarak 25 Aralık'ın seçilmesinin 3. yüzyıl başlarında İsa'nın ölüm tarihinin 25 Mart olarak tahmin edilmesiyle bağlantılı olduğunu rivayet etmektedirler. Aralarında Ermenilerin de olduğu Doğu Hristiyanları ise 6 Ocak tarihini 3. yüzyıldan itibaren Noel olarak kutlamaya başlamıştır. Roma İmparatorluğunda İsa'nın doğum anısına kutlanan bayramlarla ilgili en eski tarih olarak 325 ve 326 tarihleri söz konusu edilmektedir. Buna göre Noel Bayramı İmparator Büyük Konstantin'in saltanatının sonundan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Bu İznik'te yapılan 1. konsil tarihiyle örtüşmektedir. Milattan sonra 354 yılında Papa Liborus 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan geceyi İsa'nın doğum günü yıldönümü olarak ilan etmiştir. Noel kutlamaları. Günümüzün Noel kutlamaları Hristiyan ülkelerde sizlerin de bildiği gibi oldukça renkli geçer. Noel hazırlıkları aylar öncesinden başlar. Hristiyanların İsa'nın doğumunu bekledikleri döneme Advent dönemi denir ve 24 penceresi olan Advent takvimleri hazırlanır. Bu takvimlerde her pencerenin ardına resimler veya şekerlemeler gizlenir, her gün bir tanesi açılır. Bazı ülkelerde Advent mumları yakılır. Noel'den önce okullarda İsa'nın doğumunu canlandırıldığı oyunlar sahnelenir. Bu oyunlarda İsa'nın bir ahırda dünyaya gelişi ve doğrudan gelen 3 müneccim İsa'ya hediyeler getirmesi canlandırılır. Kiliselerde ve sokaklarda çocuklardan ya da yetişkinlerden oluşturulmuş korolar Noel ilahi söylerler. İnsanlar Noel'den önceki özellikle hafta sonlarında Noel partileri verirler. Noel ağaçları süslenir. Işıklı ev, bahçe, cadde süslemeleri yapılır. Hediyeler alınır, tebrik kartları verilir ve Noel arifesinde Noel Baba'nın gelişi simgesel olarak canlandırılır. Birçok ülkede 25 Aralık öğleden sonrası Noel yemeği hazırlanır ve aile fertleri masa etrafında bir araya gelirler. Noel yemeği ülkeden ülkeye farklılık göstermekle beraber en yaygın olanı kızarmış hindi ve sosistir. Bazı ülkelerde tatlı olarak yemekten sonra sunulan kekin yani Noel pudingi üzerine brandy dökülerek tutuşturulur. Çocuklar Noel'den uzun zaman önce Noel Baba'ya mektuplar yazarak istedikleri hediyelerin listesini yaparlar. Kent merkezlerinde ve alışveriş merkezlerinde kurulan temsili Noel Baba kulübelerinde Noel Baba'nın kendisi ya da elfleri kılığına girmiş görevliler Noel'den önce çocukların istediklerini dinler ve mektuplarını Noel Baba'ya iletmek üzere toplarlar. Noel arifesi gecesi evlerde Noel Baba ve geyikleri için yiyecekler bırakılır. ABD'de yaygın uygulama süt ve kurabiye bırakmaktadır. Türkiye'de ise likörlü şarap yani şeri, meyveli tart ve havuç bırakılır. Noel günü Noel ağacının altına bırakılmış hediyeler alınıp verilir. Küçük çocuklar için dev çorapların içine hediyeler ve şekerlemeler konur. Çocuklara bu hediyeleri Noel Baba'nın getirdiği söylenir. Noel şenlikleri sırasında ışık ve süslerle donatılan şam ağacına Noel ağacı denir. Günümüzde Noel ağacının pagan geleneklerinden gelen bir ritüel olduğu bilinmektedir. Yaprak dökmeyen ağaçları ve çelenkleri ölümsüz yaşamın simgesi olarak kullanmak eski Mısırların, Çinlilerin ve Yahudilerin ortak bir geleneğiydi. Avrupalı putperestler arasında yaygın olan ağaca tapınma, Hristiyanlığı benimsemelerinden sonra İskandinavyaların şeytanı korkutup kaçırmak ve Noel zamanında kuşlar için bir ağaç hazırlamak üzere ev ambarlarını yılbaşında ağaçlarla donatma geleneği biçiminde sürdü. Almanya'da da kış ortasına rastlayan tatillerde evin girişine ya da içine bir yul ağacı konuyordu. Günümüzdeki Noel ağacının Almanya'nın batısından kaynaklandığı düşünülmektedir. Orta çağda Adem ve Havva'yı canlandıran bir oyunun ana dekoru, cennet bahçesini temsil eden ve üzerinde elmaların bulunduğu bir şam ağacıydı. Adem ve Havva yortusunda 24 Aralık Almanlar evlerine böyle bir cennet ağacı dikerler. Üzerine komünyondaki kutsanmış ekmeği simgeleyen ince, hamursuz ekmek parçaları asarlardı. Bunların yerini daha sonra değişik biçimlerdeki çörekler aldı. Ayrıca bazı yerlerde İsa'yı simgeleyen mumlar eklendi. Noel mevsiminde ağaçla aynı odada Noel piramidi de bulunurdu. 16. yüzyılda Noel piramidi ve cennet ağacı birleşerek Noel ağacını oluşturdu.
İngiltere'ye 19. yüzyıl başlarında ulaşan Noel ağacı, Kraliçe Victoria'nın eşi Alman Prens Albert'in desteğiyle bu yüzyılın ortalarında yaygınlaştı. O dönemde Noel ağaçları, dallarına kurdele ve kağıt zincirlerle asılmış mum, şekerleme ve keklerle süsleniyordu. Göçmen Almanların Kuzey Amerika'ya 17. yüzyılda götürdükleri Noel ağacı 19. yüzyılda moda oldu. Gelenek Avusturya, İsviçre, Polonya ve Hollanda'da da yaygındı. Japonya ve Çin'e 19. ve 20. yüzyılda Amerikalı misyonerlerin tanıttığı Noel ağaçları ince işlenmiş kağıt süslerle donatılmaya başlandı. Noel Baba. Noel Baba, Noel gecesi çocuklara hediye bıraktığına inanılan efsanevi bir kişidir. Kökeni Antalya'nın Demre, yani eski adı Mira ilçesinde 4. yüzyılda yaşamış bir Hristiyan azisi olan Piskopos Nikola'ya dayanır. Noel Baba efsaneye göre Kuzey Kutbu'nda eşiyle birlikte yaşar. Elfri ile birlikte çocuklar için oyuncaklar yapar. Çocuklar kendisine mektupla Noel için hangi hediyeyi istediklerini bildirirler. Noel Baba da ren geyiklerinin çektiği uçan kızağını hediyelerle doldurur ve evlere bacalardan girerek herkesin hediyesini dağıtır. Gerçek hayatta böyle bir şey olsa değil mi sevgili izleyiciler? Yani isteklerinize bacadan giren birisi cevap verse, mesela olmadık anda size para getirse, olmadık anda hediye getirse, olmadık anda yemek getirse, olmadık anda isteklerinize cevap verse ya da sevgilinizi getirse, çocuğunuzu getirse, eşinizi getirse. Bu arada çocuklar tarafından kendisi ve geyikleri için bırakılan süt, kurabiye, havuç gibi yiyecek ve içecekleri tüketirler. Noel Baba günümüzde kır saçlı, uzun kır sakallı, sevimli koca göbekli, tonton birisi olarak resmedilir. Beyaz suyler olan kırmızı bir cübbe giymekte, aynı görüntüde bir de kukulata takmaktadır. Evinin yeri ülkelerin geleneklerine göre değişiklik göstermektedir. Kuzey Kutbu, Finlandiya'daki Tunturi, İsveç'teki Dalkara veya Grönland bunlardan bazılarıdır. Bazı ülkelerde Noel Baba krottalara kurulur ve çocuklar Noel Baba kılığındaki oyuncuların dizlerine oturarak hediye olarak ne istediklerini söylerler. Ekonomi ve Noel. Noel sezonu tipik olarak birçok ülkede ekonominin canlandığı bir dönemdir. Satışlar neredeyse tüm perakende sektörlerde ciddi biçimde artar. Noel'de satış yerleri hediyelik eşya ve dekorasyon malzemelerine ağırlık verdiği gibi yeni ürünleri de müşterileriyle tanıştırır. ABD'de bu sezonun adı Noel alışveriş mevsimi olarak geçer ve genellikle sezonun açılışı ABD'de her yıl Kasım ayının 4. Perşembe günü kutlanan Şükran gününün ertesi günü olan Cuma günü olarak kabul edilir. Birçok Amerikalı alışveriş sezonunun başladığı bu Cuma gününü tarihe ironik bir gönderme olarak Kara Cuma olarak adlandırılır. İngiltere ve Galler'de küçük işletmeleri korumak maksadıyla 2004 Noel Ticaret Yasası kapsamında Noel'de bütün büyük dükkanlara ticaret yasağı getirilmiştir. İskoçya'da buna benzer bir yasamayı planlamaktadır. Film stüdyoları Noel tatil mevsiminde birçok yüksek bütçeli filmi gösterime girer. Noel sezonunda ekonomideki bu canlanmaya rağmen ekonomistlerin çoğu mikroekonomik konsept kapsamında Noel'de hediye alışverişi yüzünden ekonominin verim kaybına uğradığına inanırlar. Bu kayıp hediye veren kimsenin aldığı ürüne ödediği parayla hediye alıcısının o madde için ödemek isteyebileceği para arasındaki farkla hesaplanır. 2001 Noel'inde ABD'de 4 milyar dolarlık bir ekonomik verim kaybı olduğu tahmin edilmektedir. Bu analiz hesaplamayı güçleştiren faktörlerden dolayı bazı kaynaklarda günümüz mikroekonomik teorisinin kusurları arasında sayılır. Noel'in dini anlamını yitirmesi ve ticarileşmesi endişeleri. Noel'in ekonomik yönünün 1800'lerden bu yana gittikçe önem kazanması dini çevrelerde Noel'in dini anlamını kaybedip ticarileşmesine yönelik kaygıları arttırmaktadır. Noel bugün nüfusunun %60'ından fazlası Tanrı'ya inanmayan İngiltere, Fransa gibi ülkelerde bile coşkuyla kutlanmaktadır. Hristiyan çevreler ise Noel'in bir alışveriş ve hediye bayramı haline gelmesinden ve çocukların Noel Baba'ya İsa'dan daha fazla önem vermesinden endişe duymaktadırlar. 1822 yılında yazılan Aziz Nikolas'tan bir ziyaret isimli şiir geleneksel hediye alıp vermeyi ve Noel alışverişini popüler hale getirdi. Harriet Beecher Stowe 1850 yılında yazdığı New England'daki ilk Noel isimli kitabında Noel'in gerçek anlamının alışveriş cümüşü içinde kaybolmasından şikayet eden bir karakteri yazdı.
Noel'in ekonomi üzerine etkisi 1930'lu yıllarda dönemin ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'in Noel alışveriş mevsimini uzatmak, satışları arttırmak ve büyük bunalım sırasında duraklayan ekonomiyi canlandırmak için Şükran Günü'nün tarihini değiştirmesiyle daha da güçlendi. Bu hareketli protesto etmek amacıyla Hristiyanlığın dini liderleri 1931'de New York'ta toplanarak gittikçe artan Noel'in ticarileşmesiyle ilgili tehlikelere dikkat çeken Noel vaazları verdiler. 1958'de Stan Freberg ve Dawes Bittler taşlama sanatının hicivlerini kullanarak radyo için Yeşil Noel yani Green Christmas Sik isimli bir ses tiyatrosu kaydettiler. Eserin tartışmaya yol açan doğası yüzünden 1983'e kadar hiçbir ticari gösterimi yapılmadı. Yeşil Noel, Noel'in ticarileşmesine hicve etmekte ve yeşil kelimesi Amerikan dolarının yeşil tonlarını sembolize etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Noel'in gerçek kutlama maksadının dışına çıktığına dair kaygıların gün geçtikçe arttığı gözlemlenmektedir. Bu konuda New York yazarlarından Gabriel Cadron, çocuklar Noel Baba'yı İsa'dan daha önemli görüyor, görüşünü demiştir. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, bu videomda sizlere Noel'den ve Noel ağacından bahsettim, bilgi vermeye çalıştım. Yeni yılla beraber yeni ümitleriniz, yeni hayalleriniz gerçek olsun diyorum. İnşallah hepiniz çok huzurlu, en başta çok sağlıklı ve çok paralı bir yıl geçirirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız ve videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ama güzel yorumlar yapın lütfen. Unutmayınız. Hoşçakalınız.